2020 yılında üniversiteden mezun oldum, Anadolu Üniversitesi. Aynı zamanda 2 yıl öncesi Cadde 160'la tanıştık. Ben Tekirdağ'ın Ergenek ilçesinde yaşıyorum ve bildiğimiz üzere Tekirdağ fabrikalar bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden bir tanesi. Ve çevre kirliliği inanılmaz hakim. Benim derdim, resimlerimde anlatmak istediklerim çevre kirliliği aslında. Drone'la çekimler yapıyorum. Çekimlerimde fabrikaları görüyorum. Fakat ben fabrikaları resimlerime aktarmıyorum. Çünkü fabrikaları hiçbir şekilde çevremde istemiyorum. Bu sergide gördüğümüz eserler son dönemde, yani son bir yıl içerisinde yaptığım eserler. Tuval üzerine akrilik çalışıyorum. Sergimiz 10 Aralık'a kadar Cadde 160 galeride sergilenmeye devam edecek. Tüm sanatseverleri izlemeyi bekliyoruz. Ben Onur Arıkan, Malatya'da yaşıyorum. Sanatsal aktivitelerimi orada devam ettiriyorum. Cadde 160'la biz yani açıldığından bugüne kadar beraberiz. Çeşitli fuarlarda, sergilerde. Ben işte raylar ve tren istasyonları üzerine yoğunlaşarak resimler yapıyorum. Burada asıl anlatmak istediğim şu, insanların birbirleriyle kesişmeleri, birleşmeleri ve yani bir hayat hikayesinden bahsediyorum aslında. Çok güzel bir tren rayı, işte istasyon çizmek gibi bir gayem yok. Asıl hedef insanoğlunun kendi içerisindeki yaşadığı kesişmeleri, birleşmeleri, ayrılmaları ifade etmek için iki ana temayı bir konu üzerinde birleştirme çabasındayım. Resimlerin son evrelerinde artık yolcular da eklemeye çalışıyorum. Oradaki o karamsar, oradaki o yoğunluk, bir telaşı, bir kargaşayı, o zaman içerisindeki dönen, o döngüsel, birbirini tekrar eden monoton bir durumu aynı zamanda dinamik bir hale büründürerek resimleri kompoze etmeye çalışıyorum. Buradaki renk geçişleri, kontrastlarının fazla olmasının sebebi o perspektife daha fazla yardımcı olmak için, perspektifin resimdeki o derinliğin daha derin hissedilmesi için kullanıyorum. Yaptığım resimler tuval üzerine yağlı boya, spatula tekniğiyle elde edilen resimler ve biraz renkli. Karamsar bir dünyanın içerisinde bu kadar renk görme çabası içerisindeyim aslında. Çünkü gri bir dünyamız oluşuyor artık. Bu dünyayı biraz daha herhalde baş kaldırma derdindeyim. O yüzden daha renkli, daha sanki içinde var olduğumuz ya da hayal ettiğimiz noktanın oluşması diye belki de. Ama şu anki dünyayı sanırım kabul etmiyorum. O anlamda daha sıcak, yağmur sonrası renk denir ya, onları hedefleyerek işte bir şeyleri kompoze etmeye çalışıyorum. Evet, Cadde 160 Art Galeri'deyiz. Berna İnan ve Onur Arıkan sergisini bir düet sergi şeklinde konumladık. Küratörlüğünü üstlendiğim bir sergi olmakta. Biraz da alışılagelmiş düzenin haricinde farklı bir kurgu yapmaya çalıştık. Bir noktada iki sanatçının da işleri tema olarak birbiriyle konuşmakta ve birleşmekte olup aslında sanat pratiği ve teknik olarak, hatta palet olarak da ayrışmakta. O sebeple hani galerinin içinde iki ayrı alanda sergilemeyi tercih etmedik. Çünkü çok belirgin bir kontrast yaratabilirdi. Ancak şu durumda bu işlerin ve hani sanatçıların eserlerinin birbirleriyle sohbet içinde izlenebilmesini sağladığımızı düşünüyorum. Benim için çok keyifli olan noktalardan biri şuydu. Kurguyu hep birlikte yaptık. Sanatçıların da katılımıyla hep beraber karar verdik. Çünkü bir noktada şu önemli ki,
onların eserleri ve onların da görmek istediği gibi sergi alanında, galerilerde yer almalı diye düşünüyorum. Bu sebeple de herkesin memnun olduğu bir kurgu yarattık diye umuyorum. İki sanatçının işlerinden de hani bahsetmek gerekirse, Berna'nın işlerinde Trakya tarafından yukarıdan drone aracılığıyla çekilmiş tarlalar görünmekte. Bir noktada aslında tarlalar hani bir doğal kendiliğinde ve akışkanlığında da gözleniyor. Özellikle kadraj olarak yukarıdan görünüyor olması şahsen çok hoşuma giden noktalardan biri. Burada kendi de bahsettiği gibi fabrikalardan ve aslında şehrin hor kullanılmasından ve gitgide artan şehir kirliliğinden de yer vermeyerek bu konuyu hani yok sayarak görmemeyi umut ettiğimiz bir noktada. Diğer tarafta Onur'un işlerinde ise tam anlamıyla bir şehir, tren rayları ve garlar sebebiyle de belki şehirden çıkış, doğaya kaçış, bu gibi konuları hissettirdiği noktada işlerin hani konuştuğunu düşünüyoruz. Ve aslında doğa, şehir ikilemi ve kötü anlamda kentleşme, şehir kirliliğine sebep olan noktalarda hani fabrikalar gibi konuları da iki sanatçı farklı perspektiflerden ele alıyor. Tarlalar birleşiyor, bir akışkanlık halinde bir aradalar, raylar kesişiyor ve hani burada sergi adı olan ve sanatçıların aslında karar verdiği Kesişen İzler adı altında biz bu konuları birleştirmeye çalıştık. Bu noktada da küratörlük teklifi içinde değerli Fatih Bey'e ve Selin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Benim için de inanılmaz bir tecrübe oldu. Umuyorum bu güzel eserler yeni eser sahiplerine, koleksiyonerlere ve sanat koruyucularına keyifle, mutlu günlerde güzellik verecektir.